Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle öyle yeni başlayan arkadaşlarım için de değişik ve güzel bir paspas çalışması, kolay bir paspas çalışması yapacağız inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz. Ben paspas diyorum ama dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir yöntem göstereceğim arkadaşlarım sizlere. Daha önce başka çalışmalarımda olmuştu bu şekilde. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle sadece paspas değil, dediğim gibi seccadeler, kırlentler, her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlarım bu yöntemi. Şimdi öncelikle şu şekilde bir halı kaydırmaza ihtiyacımız var. Eğer bir paspas ya da seccade veya yolluk veya halı yapacaksak böyle şagi halılara benzeyen bir doku elde edeceğiz. Halı kaydırmazımıza şöyle 3 milim tığ kullandım ben. Çünkü rahat geçmesi sadece yeterli bizim için bu deliklerden. Ve bunu yaparken şöyle kartopu Josivol isimli ipi kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz. Bakın, batik bir ip olduğu için böyle renkli renkli geçişleri olan güzel bir çalışma oldu. Ayrıca halı kaydırmazımı şöyle kenarlarından da yuvarladım. Böyle daha değişik, farklı bir görüntü olsun istediğim için arkadaşlar. Sadece sizlere fikir amaçlı bu şekilde bir çalışma yapıyorum. Dilediğiniz her türlü şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi hemen başlayalım, yapımına geçelim arkadaşlar. Bu halı kaydırmazı dilediğimiz boyutta aldıktan sonra, dilerseniz böyle bu şekilde kestikten sonra kesmeden de yapabilirsiniz. Yani düz bir şekilde de yapabilirsiniz. Kestikten sonra arkadaşlarım şöyle giriş yapıyorum herhangi bir yerinden. Bu şekilde başlarsanız, kendinize doğru çevirirseniz daha rahat edersiniz. Kenarlarınızda bakın burada gördüğünüz gibi daha güzel durur arkadaşlar. Arkası da aynı zamanda bu şekilde duruyor. Halı kaydırmazlar gayet sağlam. İçiniz rahat olsun. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlarım. Ben uzun yıllardır kullanıyorum. Hemen giriş yaptım. İpimi aldım şöyle. Ve bakın hemen alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ve bir tane zincirle sabitleyip bir miktar yükseliyorum. Bu yükselmeyi dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Daha büyük, daha kısa şöyle. Bunda herhangi bir çıkma ya da kopma olmaz arkadaşlarım. Kenar olduğu için aynı yere bir daha giriş yapıyorum. Sadece kenar olduğu için arkadaşlar. Şöyle ipim de biraz ince olduğu için hemen giriş yaptım. Diğerinin boyutuna getirip bırakıyorum. Şöyle bakın. Çok kolay. Bunu arkadaşlarım tek tek kesip kesip yapmanız daha zor. Böyle daha kolay ve daha çabuk biten bir çalışma yaparsınız. Bu şekilde yaparsanız. Şimdi ben size bunun kesilmiş halini de göstereceğim. Hep birlikte keselim. Eğer kesmek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yalnız kesince çıkma da kopma da herhangi bir şey olmuyor. Yine aynı şekilde burada zincirle sabitlediğimiz için bu ilmekleri böyle kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar mesela yeter diyorsam şöyle çıkartıyorum. Hiç kendimi zorlamadan arkadaşlar, tığınız ne kadar alıyorsa o kadar yapabilirsiniz. Hemen yine giriş yaptım bakın. Aldım ve diğeri kadar yapıyorum. Şu mesela bu kadar yaptım, çıkarttım. Şu en sondakini takın. Diğerini aynı boyuta getirebilmek için. Biraz da hani tutsun birbirine diye. Bakın. İki tane alıyorum bu sırada. Sebebini söylemiştim. Kenar kısımları olduğu için. Şimdi bakın bu şekilde devam ediyoruz. Her birine giriş yapıyorum ve iki tane ilmeği topluyorum arkadaşlar. İpiniz daha ince ise, bir lif ipi kullanıyorsanız 3 defa da giriş çıkış yapabilirsiniz. Şimdi bakın burayı yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Yaptıktan sonra diğer sıraya geçeceğim. Hemen şu şekilde tutuyorum ve şu şekilde büküyorum arkadaşlar. Buradan alıyorum ilmeği. Şöyle uzatıyorum. Diğeriyle ölçmek için
Şu şekilde yapabilirim. Evet, buraya yine devam ediyorum. Hemen yanına bakın. Şöyle açayım da göstereyim. Daha net olacaktır. Bakın, giriş yaptım buradan ve buradan. Hemen içerisinden ilmeği çıkartıyorum, çekiyorum. İkinci sıraya da dönüşü, diğer sıralara da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Çok zevkli ve güzel bir yapıma sahip. Dediğim gibi dilediğiniz büyüklükte birbirine ekleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yan yana. Bakın. Hemen çekiyorum, çıkartıyorum. Şimdi kesme demiştim arkadaşlarım. Bakın, burayı kesmiştim ben bir tanesini. Dilerseniz bu şekilde kesip de yapabilirsiniz. Onu da hemen şuradan göstereyim size. İlk sıradaki ya tığınıza topladığınız zaman kesin. Ya da hepsini bitirin. Ondan sonra şu şekilde kesim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Yani bu tamamen size kalmış. Kesip de kullanabilirsiniz. Kesmeden bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini seviyorsanız, hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Kesme işlemini ayrıca bir de şöyle daha kolayını göstereyim size. Böyle tek tek zorunuza giderse. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde yapın yani. Bu kenar olduğu için iki tane almaya özen gösterin arkadaşlarım buna. Diğerlerini tek tek toplayabilirsiniz dediğim gibi. Bakın, bu şekilde aldım. Şimdi bu mesela tığımda çoğaldığı için bunu hemen bir tanesini bırakıp diğerlerini şöyle çıkartıyorum. Toplu bir halde olduğu için daha kolay olacaktır. Ama zaman alıyor. Yani bu şekilde yaptığınız zaman bir tığ al, bir şey al. Tığınıza daha çok toplarsanız daha çok kesmiş olursunuz. Evet, kesme işlemini bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın, burası kesilmiş tarafı, burası kesilmemiş. Dediğim gibi hangisini severseniz, yani kesilmişini ya da kesilmemişini o şekilde kullanabilirsiniz. Yumuşacık bir dokusu oluyor. Bakın, yumuşacık. Böyle dilediğiniz sert yerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca bu şekilde yapıp böyle sandalyelerinizin üzerine koyabilirsiniz. Araba koltuklarınızın üzerine koyabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.